Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek'ten 4 bomba transfer. Galatasaray'da herkes yakında yapılacak başkanlık seçimine kilitlendi. Seçimde iki aday Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu yarışacak. Son hazırlıklarını tamamlayan iki aday da projelerini genel kurul üyelerine sundu. Galatasaray'ın tarihi ve kritik döneminde sorumluluk alarak göreve talip olan Dursun Özbek ve ekibi mevcut sorunların çözümü için 11 proje hazırladı. Özbek, Ada Altyapı Reformu, Gelecek Vizyonu projeleri, Florya, Columbus, Mecidiyeköy, Riva, Kemerburgaz, spor salonları gibi konuları kapsayan bağımsız denetim şirketleri tarafından da incelenmiş ve rapora bağlanmış tüm projeleriyle kulübe 4 yıl içerisinde 9,5 milyar liralık gelir sağlamayı hedefliyor. Özbek ve ekibi projeler konusunda sıkı bir çalışma içine girerken diğer taraftan futbol takımı için önemli hamlelerde bulunmaya başladı. Özbek'in başkan seçildiği takdirde oyuncu satmadan takımda direkt oynayacak 4 futbolcu transfer etmeyi planladığı öğrenildi. Bu noktada takımdan giden oyuncu olursa ilk 11'e alınacak oyuncu sayısının daha da artacağı belirtildi. Özbek'in ekibinin 6 numara transferinde nokta atışı yapmak istediği ve bu nedenle geçmişte Fernando etkisi yaratabilecek bir oyuncuyu kadroya katmayı planladığı öğrenildi. Başkanlık için soyunan Dursun Özbek'in, Manchester United'la yolları ayrılan ve bonservisi elinde olan Nemanja Matić'le anlaştığı iddia edildi. Böylece Ünal Aysal'ın deyimiyle Dursun Özbek 4 yeni transfer yapmayı hedefliyor ve bu transferlerden biri de çilek olacak. Yeni Neymar kiralık olarak Cimbom'a geliyor. Galatasaray'da gözler yeni sezona çevrildi. Sarı Kırmızılılar'da öncelikle gündem çok yakında gerçekleşecek olan başkanlık seçimi. Daha sonrasında ise transfere yönelecek olan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Cimbom'un yeni Neymar olarak nitelendirilen Brezilyalı yıldız için devreye girdiği ve yakın zamanda transferi sonlandıracağı iddia edildi. İşte detaylar. Seçime kısa bir süre kala Galatasaray ile ilgili transfer iddiaları artmaya başladı. Buna göre transferde Sarı Kırmızılılar'da kabus gibi geçen sezonun ardından yeni yönetimin güçlü bir kadroyla lige girmek istediği öğrenildi. Yeni sezonda ilk olarak gelen yönetimin hoca transferini resmiyete dökmesi beklenirken bir yandan da oyuncu arayışlarına başlandı. Her iki başkan adayı da yeni sezona nokta atış transferleriyle girmek istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Alınan bilgilere göre İngiliz devi sezon başında Fluminense'den 10 milyon euroya transfer ettiği ve geleceğin Neymar'ı olarak gösterilen 18 yaşındaki yıldızı tecrübe kazanması adına kiralama kararı aldı. Sarı Kırmızılıların bu gelişme sonrası atağa kalktığı ve Manchester City ile temasa geçtiği, böylece yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacağı iddia edildi. Brezilya futbolunun en önemli yetenekleri arasında gösterilen Kaique sağ kanatta görev alırken sol ayağı ve tekniğiyle ön plana çıkıyor. Transfermarkt verilerine göre 14 milyon euro piyasa değeri olan Kaique, Manchester City forması ile Premier League rezerv takımında 12 maçta çıkıp 6 gol 4 asistle oynadı. 12 Şubat'taki Norwich maçında ilk kez Premier League'de boy gösteren ve 6 dakika sahada kalan genç yıldızın gelecekte dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olması bekleniyor. Galatasaray'da Ünal Aysal bombayı patlattı. Sarı Kırmızılılar'da seçim öncesi adeta sahaya inen eski başkan Ünal Aysal, başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu'na tam destek veriyor. Aysal, 2013-14 sezonunda beraber çalıştığı Roberto Mancini ile 3 gün önce görüşme gerçekleştirdi. Eski başkan Galatasaray'ın yeniden başına geçme noktasında İtalyan futbol adamından olumlu geri dönüş aldı. Seçim öncesi Dursun Özbek tarafı gayrimenkul projeleri ve kasa kolaylığı vaatlerini ön plana çıkarırken Eşref Hamamcıoğlu ekibi de önümüzdeki hafta flaş açıklamalar yapmayı planlıyor. İnan Kıraç, Ünal Aysal ve Adnan Öztürk'ün denklemin içine dahil olmasıyla seçim yarışı başka bir boyut kazandı. Şu an 2 Riva gelir kadar bir projeden yaklaşık 450 milyon dolar gibi astronomik rakamın kazanılacağından bahsediliyor. Öte yandan Sütaş'ın sahibi Muharrem Yılmaz'ın da Hamamcıoğlu ekibinin yanında olduğu gelen bilgiler arasında. Adnan Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu'nun sportif AŞ kısmını devraldıktan sonra futbol yapılanmasıyla da bizzat ilgilenmeye başladı. Öztürk şu sıralar yabancı bir sportif direktörle görüşüyor. Umut Bozok Galatasaray için bekleyişte. Başkan Burak Elmas'ın Süper Lig'in gol kralı Umut Bozok'la uzun süre önce prensip anlaşmasına vardığı Kasımpaşa cephesinin bu transferde herhangi bir sorun çıkarmadığı öğrenildi. Ancak seçim süreci nedeniyle karar yeni yönetime bırakıldı ve 25 yaşındaki golcü artık başkanlık seçimini bekliyor.
Galatasaray ile Umut Bozok arasındaki flörtte flaş gelişme. Sezon başında geldiği Kasımpaşa'da gol kralı olan ve müthiş bir sezonu geride bırakan 25 yaşındaki golcü ile Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın uzun süre önce prensip anlaşmasına vardığı ortaya çıktı. Küçüklüğünden beri Galatasaraylı olan ve yakın zamana kadar bunu her fırsatta dile getiren Umut, Sarı Kırmızılıların teklifinden sonra kulübünden izin isterken Kasımpaşa cephesinde de herhangi bir sorun olmadığı bildirildi. Ancak Galatasaray'da yaşanan ibrasızlık ve seçim süreçleri bu transferin sekteye uğramasına yol açtı. Buna rağmen tarafların transfer görüşmesini henüz rafa kaldırmadığı ve beklemeye geçtiği öğrenildi. Golcü futbolcu da kendisine çok sayıda teklif gelmesine rağmen Galatasaray'ın çok yakında gerçekleşecek olan kongresini bekleme kararı aldı. Umut Bozok'un bonservisiyle ilgili taksit veya uzun vadeli ödeme seçenekleri gibi detayların da konuşulduğu, aynı programı yeni seçilecek olan yönetimin de kabul etmesi durumunda bu transferin gerçekleşmesinin çok yüksek ihtimal olduğu belirtiliyor. Galatasaray'a büyük onur. Futbol Benchmark'ın verilerine göre Avrupa'da 2022 yılının en değerli 30 kulübü arasında Türkiye'den sadece Galatasaray yer aldı. Aslan 344 milyon euro ile 27. sıraya yerleşirken zirvede 3 milyar 184 milyon euro ile Real Madrid bulunuyor. Futbol endüstrisine yönelik araştırmalar yapan Futbol Benchmark Avrupa'da 2022 yılının en değerli kulüpleri listesini açıkladı. 300 milyon euro ve üzerinde değerdeki kulüplerin değerlendirildiği sıralamada Türkiye'den sadece Galatasaray yer aldı. Geçtiğimiz yıla göre binde 3 değer kaybı yaşadığı belirtilen Sarı Kırmızılar 344 milyon euroluk değeriyle 27. sırada bulunuyor. Galatasaray mevcut konumu itibariyle Benfica, Porto ve Aston Villa'yı geride bırakmayı başardı. Listenin ilk sırasında ise Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Real Madrid var. İspanyol devine biçilen değer %9'luk artışla 3 milyar 184 milyon euro oldu. Real Madrid'i 2 milyar 883 milyon euro ile Manchester United 2 milyar 814 milyon euro ile Barcelona takip ediyor. Listeye bu yıl dahil olan takımlar ise 541 milyon euro ile West Ham United ve 428 milyon euro ile Eintracht Frankfurt oldu. İlk 30 kulüp arasında en fazla değer yükselişi kaydeden kulübün de %35'lik artışla 578 milyon euroluk piyasa değerine ulaşan Milan'ın olması dikkat çekti. Galatasaray'a eski Liverpool'lu sürpriz golcü. Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Galatasaray'da gözler yeni sezona çevrildi. Aslan yeni başkanını beklerken teknik heyet için de buna göre karar verilecek. Sarı Kırmızıların ismi buna rağmen birçok futbolcuyla anılıyor. İşte Aslan'da forvet için adı geçen o isim. Cimbom Süper Lig'deki en kötü sezonunu geride bıraktı. Ligi 13. bitirerek tarihe geçti ve gelecek sezon Avrupa Liglerinde boy gösteremeyecek. Ancak Aslan buna rağmen yine de güçlü bir kadroyla sezona başlamayı hedefliyor.